Tekrar söylüyorum Mupenza çok güçlü bir oyuncu. Sadece uzaktan şut çekmiyor. ikili mücadelelerde inanılmaz güçlü. Burada güldü. sadece e, o şeyde değil, bu Penza'da değil. Adamların hücum hattının tabii neredeyse ki, hepsi çok tabii Tabii ki öyle. Ya, 8 numaraları öyle, diğer kanat oyuncuları, Akintola öyle. Ya, ama ben Mupanzi Özcan'la o, o kanatta forvet oyuncuları, onu kim tutacak şimdiden merak ediyorum. Galatasaray'da sıkıntı aslında senin de orada geçiştirdin ama orta sahada bir Kayseri Spor maçı. Kanat oyuncuları diyorsun, kanat oyuncuların doğru düzgün bir tane ortası yok. İki Hı. tane bek oyuncuların ortasıyla Galatasaray o sezon neredeyse en çok ortasını yaptığı bir maçtan bahsediyoruz. Evet. Çaykur Rizespor maçında bunu da yapamadınız. Yani şimdi orta sahan yok, kanat oyuncuların yok, iki Hı. tane forvetle nasıl oynarsınız? Şimdi bakıldığı zaman Emrah Kılıç, Taylan Etobo, e, çift forvet, orta sahada topu kim yapacak? Şimdi biz hep diyoruz ya, sekiz numaranın yok, orta saha kanadın yok, on e, numaran da yok, Berlanda'dan sonra sahada on numaran da yok. Galatasaray'da şu anda 10 numarayı oynayabilecek tek isim var. Fegüli. Feguli. Feguli'nin dışında orada 10 numara oynayıp Arda var ama Arda biraz fizik kondisyon eksiği olduğu için yoruluyor, çabuk yoruluyor. Ama Fegüli sakatlıktan çıkalı bir buçuk ay oldu ve şu anda sana hem kanat hem orta 10 numara oynayabilecek tek adam. Pas alışverişini yaptırabilecek tek adam. Şimdi diğer taraftan bakıyorsun. O da milli takıma gitti bu o, arada. İşte o da bin takımda. Bu sefer bakıyorsun kanatlarına bakıyorsun. Onyekuru en hızlı gelip Oksana işte Mehmet Muhammed hmm. Mustafa'nın ve Falcao'nun istediği topları atabilecek oyuncular. Orta sahada da bu süreçte işte Taylan ve Etobo'nun önünde o pas alışverişini yapabilecek isim Feguli. Orada da yanlıştan dönmesi lazım. Yani çift forvetten dönecek diyoruz ya esas sıkıntı orada. Yanlış ya da bir taktik iki tane arka arkaya yaptım. Beş maç kulübede olan bir Feguli'den bahsediyoruz. Derlanda'dan sonraki senin orada orta sahadaki oyun kurucu özelliği olan isim Feguli. Galatasaray'ın şu andaki kalan maçlarda bana göre tahtaya yazılacak 11 arasında Muslera'dan sonraki ilk olmalı bakıldığı zaman. Yani net. Şimdi Çünkü, altıda sıkıntı özellikle Muhammed'le oynuyorsanız ihtiyacınız var. Kesinlikle Muhammed'le oynasan, Falcao'yla oynasan buna net ihtiyacım var. Hangi sistemde oynasan. ister çift forvet oynar, ister tek forvet oynar. Tek forvet oynuyorsan e, Fegül'ün biraz daha kolaylaştırmış Kısa olursun. Şunu da söyleyeyim mi? Çift forvet oynanan sistemde Belhanda'ya daha çok ihtiyacınız ben var. Ben onu geçen hafta söyledim. Evet. Bana kızanlar oldu. Geçen yani hafta Belhanda, özellikle. Belhanda'lı bir çift forvet dizilişi Rize Spor maçını kaybettirmez. Ben aynı şeyi söyledim. Çaykur Rize Spor maçında burada bir önceki yayında beraberdik. Belhanda yaradı Galatasaray dedim. Baktım bana biraz arkadaşlarından tepki gösterenler Yo, var. Öyle, ya. öyle, O maçta Belhanda yaradı. Bak Kayseri maçında değil. Ama Polakları geçen hafta için lazım Güven Çocuğum. Berlanda Güven Çocuğum şu anda donusunda. diyor ah bana, benim dilime geldin mi <laughs> diyordur şu anda bana. Evet. Şimdi çok tartıştık. Gerçekten ya, öyle ama. artık evet. yok. Dolayısıyla çok orada gitmek yani geriye dönmek istemiyorum. Ama, ama stratejik, stratejik bir hata. Şampiyonluktan değil, edebilir. Ya, bu da yüzde Bunu ben e, net bir şekilde söylüyorum. Söyledim de Ceyler yaptığımız yayınlarda da diğer yayında da. Evet gönderilmesi gerekiyor ama bu şekilde değil. Stratejik bir hata. Şampiyonluğa gidiyorsun. Fatih Terim'in e, bütün sistemini, oyun planlar her değiştirdin yani. Sonuçta elindeki tek on numara. 10 numara, 8.5 numara. adına ne koyarsak koyalım. Kimine göre 8, kimine göre 10. Burada senin şu andaki mevcut kadroda, Nusra'dan sonra yazacağın tek isim orada 10 numara özelinde orta sahada Fegül'dür. Kanatta oynarsın, ortaya atarsın. Bunu yaptı geçmişte kazanılan şampiyonluklarda. Fegül'e bir bakıyorsun ki sol kanatta, bir bakıyorsun ki sağ kanatta, bir de bakıyorsun ki 10 numarada. Ya Taylan, Etobo, oraya hatta Donk'u da düşünürsek, stoper gibi değil. Orada sana o, o pozisyonun içinde tek forvette de, çift forvette de asla asla vazgeçemeyeceğin oyuncu olmalı Fegül'ü. Ya bu yüzden stoperleri düşünüyoruz. Evet çok önemli. Bekle bakıyorsun. Tamamen savunma korkusu değişecek bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bu sene mesela eğer böyle bir şey olursa Ozan Vafor, Donk, Lines, Saratçı. Bu dörtlü hiç olmadı mesela. Evet. Önleri de değişecek böyle olduğu zaman. E, Etobo, tamamen başka Taylan, bir kurgu. Getson, Etobo, Taylan acaba o ikili kim olacak mesela? Onlar da hiç bir arada olmamış olacak. E, kanatlara baktığın zaman Fegül'ü, Onyekuru, muhtemelen Emre Akbaba değil olmayacaktır. Çünkü hı, hı. Emlak Ve o da. yeni e, kurgudan bahsediyoruz. E, yeni kurgunun çoğu da milli takımlarında. Taylan Antalyalı a, milli takımda. E, Martin Ines Demokratik Norveç Norveç'te. Işte. E, Luyendama zaten. zaten, cezalı. Donk uzun bir aradan sonra. Donk bir uzun bir aradan sonra Surinam milli takımına davet edildi. Yani o aslında bahsettiğimiz diğerini kurgunun çoğu da milli takımlar. Jetson aynı şekilde 19 milli takımında. Yani burada evet. şu anda şöyle bir şey var. Geldiğin zaman Antren e, edecek süreniz de çok az. İki lazım. günlük bir idman süren var yani. İki gün takımla beraber. uzun yoldan gelecekler. Bunun o şansı da yakalanacak. Bazıları çünkü iki günlük yolculuk yapanlar var mesela. Doğru. Luyendama Allah'tan cezalı. O süreçte biraz var. Dolayısıyla mevcut oyuncularla şu anda Fatih Özge elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Yarından itibaren belki de mevcut oyuncularla kurulu bir 11 olacaktır. Tek idmanla da çıkar ayrı. Ama şu anda elinde baktığın zaman o bölgenin tek böyle allayıp pullayıp ziyalaman gereken bir o zaman var. Yani kağıt üstünde bir şeyleri organize edebilirsiniz ama Hı -hı. sahada pratiğinizi yapmanız gereken bir dönem Galatasaray adına. Hem çok eksik var hem rakip çok etkili bir rakip ve bu eksiklerden dolayı kuracağınız kurgunun antrenmanlarda pratiğinin çok fazla yapılması gerekiyor. O yüzden de tek antrenmanla çıkmak, bir günde iki günde çıkmak herhalde Fatih Hoca'ya sorsaydınız bugün rakip bu hafta Hatay mı olsun başka da Hatay'ı seçmezdi. Belki bir derbi bile seçebilirdi ama Hatay'ı seçmezdi çünkü son bölge o üçüncü bölge aksiyonları bu ligin en sağlam gelen takımıyla oynayacaksınız. Peki hemen şunu sorayım. Galatasaray'da özellikle son maç özelinde bir konsantrasyon eksikliği olduğunu konuşuyoruz. Şimdi milli ara dönüşleri, bay geçtiği hafta dönüşleri Galatasaray için çok da iyi geçmiyor geride bıraktığımız süre zarfı içerisinde. Bu kadar konsantrasyon eksikliğinden bahsederken bir de bu ara herhalde Fatih Hoca'nın istemediği bütün ben senaryolar gerçekleşiyor. Biraz daha öteye gideyim. Milli aradan sonra Hatay'la oynuyorsunuz. Sonra Karagümrük maçı maç özellikle bir bayınız daha var. Evet. Burada yaşanacak bir kayıp sizi tamamen konsantrasyon, moral motivasyon, her şeyden koparmış olabilir. Yani şampiyonluktan koparsınız. Dolayısıyla bu çok zor bir karşılaşma. Taner'e katılıyorum. Şuradaki tüm takımlar arasında hangi takımı dışarıya Hatay Hataysporu dışarı atardı yani. Böyle bir milli aradan sonra iki tane stoperin olmadığı yerde, bekiğin olmadığı yerde Hataysporu seçilmez yani. Diğer her takım olabilirdi. Bu da bir dezavantaj, bir moral bozukluğu var. Birlikte çalışamamak da çok önemli. Hataysporla oynuyorsunuz, takımın yarısı. Şimdi milli takımlara giden oyunculara bakıyorsun. 11'de herhalde 6 tane 7 tane oyuncu var. Bu Doğru. çok büyük bir dezavantaj. Hatayspor'un böyle bir avantajı var. Onların da iki tane önemli sol bekleri cezalı. Ama e, ismi aklıma gelmedi. Şimdi 36 yaşındaki sol bekleri de bu ligde baktım. Diyorlar ki iki sol beki yok ama baktım 18 maç 2 asisti var yani. 36 yaşındaki sol beklerini. Dolayısıyla burada da e, bir dezavantajı var. Küçük bir avantajı belki o sol beklerin olması. Ama onu bile e, o kadar maç sayısı. 18 maç yanılmıyorsam akşam biraz baktım iki de asisti var. Ya çok ilginç bir maç olacak. Ama hemen sonrasında tekrardan bir bay var. 15 günlük bir maç arası daha olacak. Burdur Samsunspor da 3 maçtır galip gelemiyor. Sivaspor'la berabere kaldı. E, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. E, Spor'a 1-0 mağlup oldu. E, Galatasaray mücadelesi önce aynı zamanda e, böyle bir durumda var Hatayspor. Kazanmaları gereken bir dönem ama bu 3 maç içerisinde kötü futbol oynadıkları karşılaşma evet. bir tek Kayserispor maçı. Yani. Ben 3 maçta da baktığım zaman kötü futbol oynamadılar. Ama evet. ben her şeye rağmen yine hatayı istemezdim. Atay izlemezdim. Hmm. Yani böyle bir süreçte. Böyle bir milli arasından sonra. Senin az önce ifade ettiğin gibi orta sahalarda çok düştü. Bir kere bakıyorsun Akinti Olası var. Abitleri var. 800 numara. Abit hmm. mesela bu sezonun en formda 800 numaralarından bir tanesi. Ben baktığı zaman sahada çok güçlü, çok dirençli. O top alışverişlerini çok iyi yapıyor. İkili mücadelede çok güçlü. Ee, ama dönüyorum dolaşıyorum. Forvetlerine gidiyorum. Ligin öyle ya da böyle son haftalarda formsuz gibi gözükse de bu Fenerbahçe transferi Krasnodar transferi isimlerinin anılmasından sonra bir düşüşe geçti. Evet. Ama ona rağmen e, ligin yine en güçlü milli takıma da seçildi. O da milli evet. takımda. Galatasaray son 4 maçta 8 puan kaybetti Taner Karaman. E, Galatasaray'ın savunmasında Lundama marka varken de biz bir şeylerin ters gittiğini özellikle Hı -hı. son maç özelinde konuştuk stüdyolarımızda. E, ben e, Donk'un bir paylaşımını hatırlıyorum. Kaleci Muslera'nın önüne duvar ördükleri. Bunu sosyal medya evet, hesabından paylaşmıştı. Ee, ne oldu da Galatasaray son 4 maçta 8 puan kaybetti? Bunu sadece konsantrasyon eksikliğine mi bağlarız? Ee, futbolcuların bireysel performansındaki düşüşe mi bağlarız? Ee, teknik ekibin performansındaki düşüşe mi bağlarsın? Ya da hepsinin bir arada aynı anda gerçekleşmesine mi? Çünkü tek bir konuya bağlayamıyorum ben durup düşündüğünde. E bu 8 puan kaybını. Evet yani tek bir konuya bağlarsak hata olur. Yani burada yönetime kadar giden birçok evet. aslında e, hatalar silsilesi var gibi gözüküyor. Ama temelde tabii ki oyuncular çok bireysel hata yapıyor. Özellikle son maçta Fatih Hoca da belirtti. E, 3 maçta yanılmıyorsa 15 tane bireysel hata yaptık dedi. Şimdi stoperlerinizden duyunda ama 5 tane bireysel hatası var bu sezon. Gole gitmeye sebebiyet veren. Marka 3 kez penaltı yaptırdı. 4 tane çok kritik gole son, golle sonuçlanmaya yönelik hatası var. 2 tane stoperinizde 9 tane hatası var. Yetlin penaltı yaptırdı anlamsız bir şekilde işte kırmızı kart vesaire derken e, bu kadar fazla bireysel hatanın sebebini aslında sorgulamak gerekiyor. Hatırlarsınız Fenerbahçe'de bu sendromu yaşamıştı. Hı hı. Bir dönem Fenerbahçe'de de ciddi bu konuda problemler oluşmuştu. E, bu biraz belli ki zihinsel olarak hazır değiller. Bir problem yaşıyorlar. Yani bu konsantrasyon düşüren sebepleri bulmak gerekiyor. Oyuncu kalitesiyle alakalı problem olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın? Yani devre arasında 15 milyon euroya gidecek denilen bir Luindama'dan bahsediyoruz. İşte Premier Lig'e gidiyor denilen bir marka Newcastle'dan bahsediyorduk. Oyuncuların performans o günden sonra hep çakılmaya başladı. Ve daha da kötüleşmeye başladı. Bu biraz sanki zihinsel, biraz da sakatlık sonrası Luindama'nın dönememesiyle de alakalı gibi gözüküyor. Hemen dönüp Savaş Çoğurlu'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi Bireysel performanslardaki düşüşler dedi Taner. Ee, hafta içerisinde Çaykuze maçından önce Mustarayla bir imza töreni gerçekleşti.